beşira menzira ve salatu ve selam ala men ahyed dine ba'den kana sira ve ala alihi ve ashabihi'l mukaddimin ala'l hayr ve la asira ilemu en afdalu'l kitabi kitabullah ve afdalu'l hedi hedi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fi'n nâr ve bi senedil muttasil en nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal teyaseru fis sadak fe innel racule le yu'til mer'a hatta yebka zalike hasike fi nefsi aleyhe hasike sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhim salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab-ı Etbaları Rıdvanullah Aleyhim Ecmain'in bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler Rahmetullah Aleyhim Ecmain'in hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müslimin Cemaat-i Müslümin, müezzinin, kayyimin, Cemaat-i Müslümin'in bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suliha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Teyaseru. Ey müminler, evlendiğiniz zaman aldığınız eşinizle nikah akdi kıyıldığında mehri kolay tutun. Fissadakı. Mehri kolay tutun. Kadının mehrini belirlerken zorluk çıkarmayın. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri فَنْكِهُ مَا تَعَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Ey bekarlar, kadın, erkek, evleniniz. Size helal olan beğendiklerinizden evleniniz buyurmuş. Evlilikten kaçan, evlenmek istemeyen gençlerin velilerine de, ana babalarına, velilerine de وَاَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهِ. Ey veliler, sizden evlenmeye durumuna, yaşına gelmiş, evlenmeye müsait bekarları evlendirin. Fakirlikten korkmayın. Onlar fakirseler Allah hazinesinden onları zengin eder buyuruyor. Bu ayetlere binaen bir kimsenin zina etmesi, gayrimeşru ilişkide bulunması, kadın veya erkek eğer sanki muhakkak gibiyse bunun evlenmesi farzdır. Evlenme olmadığı takdirde zina etme ihtimali varsa, şüphesi varsa evlenmesi vaciptir. Yok, çok bomba gibi sağlam adam, sağlam kız evlenmese de kesinlikle zinaya tevessül etmez, yanaşmaz ise sünnet-i müekkededir. O da vacip ayarında bir iştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu evlenme konusunda Allah'ın kendisine tanıdığı tüm hakları kullanmıştır. Evlenmek onun için çok önemli bir iştir. Evlenmemek iyi değildir. Bir mazereti yoksa evlenmemek yanlıştır. Allah'ın emri İslam neslinin, müminlerin çoğalmasını istiyor. Kıyamete kadar dünya düzeninin devamını irade ediyor. Dünya düzeni insanlar içindir. İnsanların da çoğalması için tek kapı vardır. Allah zinayı yasaklamıştır. Yaklaşmayın. Evet, la takrabu zina innehu kana fahişe
zina etmeyin değil, zinayı etme şurada kalsın, yanaşmayın bile, yanına bile varmayın, çünkü çok kötü bir iş buyuruyor. Onun için tek kapı var insan neslinin çoğalması için, Allah'ın emrettiği şekilde nikah akdiyle kadın ve erkeğin birleşmeleridir. İnsan neslinin devamı buna bağlıdır. Bu Allah'ın iradesidir. Evlenen kimse Allah'ın bu iradesinin yerine gelmesine vesile oluyor, olmaktadır. Onun için Allah'ın rızasını kazanır. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "En-nikahu sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni." Evlenmek, nikah akdi yapmak benim sünnetimdir, adetimdir. Kim benim sünnetimden, adetimden yüz çevirirse bizden değildir, benden değildir diye çok ağır bir söz söylemiştir. Onun için evlenmek nafile ibadetten üstündür. Biliyorsunuz gece namazı, teheccüd iki rekatı dünya ve dünyadakilerden kıymetlidir diye Efendimizin hadisi vardır. Evlenmek ondan da kıymetlidir. Çünkü Allah Zülcelal Hazretlerinin dünya düzenini sağlaması, insan neslinin çoğalmasına vesile olmaktır. Bu nedenle çok iyidir. Nafile ibadetten de üstündür. Nikah akdi erkekle kadının irade beyanına sahip, irade beyanında bulunabilecek olgunlukta olan erkek ve kadının iki Müslüman erkek şahit veya bir Müslüman erkek iki Müslüman kadın erkek şahit bulunamazsa onların huzurunda evlenme isteklerini, beyan iradelerini açık, net, kesin bir şekilde ifade etmeleridir. Açık, net dedim. İhtimalli lafızlarla olmaz, olmamalıdır. Evet, mesela ben seni zevceliğe, helallığa aldım, kabul ettim. Evet, mazi sırasıyla aldım, kabul ettim. Kadının da bu erkeğin teklifine karşı ben sana zevceliğe, helallığa vardım. Seni eş olarak seçtim. Evet, senin hanımın olmayı kabul ettim, demesi lazım. Evet, şimdi medeni kanunumuz 111. maddesinde Türk vatandaşları resmi evlendirme memuru önünde resmi evlenme akdini icra ettikten sonra istediği dini merasimi icra edebilirler der. Ben de size işte bu kanundaki bu maddeye göre İslam dinindeki nikah akdinden söz ediyorum. Dinimize göre böyle bir akit olmadan evlenmek mümkün değildir. Bu akit de sağlam, kesin irade beyanlarıyla ifade edilmelidir. İki şahit mutlaka gereklidir. Allah şahit, melekler şahit olmaz, kesinlikle olmaz. Gayrimüslimlerin, Müslüman olmayanların şahitliği kabul edilmez. İrade beyanından mahrum yoksun, delilerin, çocukların şahitlikleri de geçerli değildir. İki Müslüman erkek veya erkek bulunmazsa bir erkek mutlaka iki kadın şahidin huzurunda bu akdi irade beyanlar açıklamaları gerekir. Bir de işte bu hadiste de beyan edildiği gibi nikah akdinde mehir vardır. Mehir erkeğin kadına kendi kadınlığına karşılık istediği maddi bir meblağdır. Hacca götür, ömre götür olmaz. Bana bir cami yaptırıver olmaz. Şu kadar lira, şu kadar dolar veya avro veya şu kadar altın, şu kadar gümüş veya 10 dönüm talla veya işte bir daire gibi maddi değeri olan ve net bir şey istemesi lazım. Bu da nikahın şartıdır.
bu söylenmemişse, sadece şahitler huzurunda taraflar irade beyanda bulunmuşlarsa, otomatikman mehir vardır. O zaman o kızın benzerleri, o ayardaki, toplumdaki o kız ayarında onun sülalesi, kültürü, durumu ayarında olan kızlar kaç para alıyorlarsa otomatikmen mehir nikah akdinde vardır ve kocanın borcudur. Buna mehri misil derler. Mehri misil. Bu acil olabilir. Buna mehri muaccel denir. Yani bu mehri almadan kadın, kocasından bu mehri almadan onu yatağına sokmaz. Şer'an hakkı vardır. Veya bir kısmı acele olsun, peşin olsun, bir kısmı daha sonra ödensin. Daha sonra ödenecek mehre mehri müeccel, ecelli bir zaman sonra ödenecek şey. Mehri müeccel denir. Böyle olabilir. Hepsi mehri müeccel olabilir. Hepsi mehri muaccel olabilir. Bir kısmı muaccel, bir kısmı müeccel olabilir. Nikah akdinde memleketimizde adet olan işte nişan takımı, işte bilezik, yüzük, efendim altın, altın saat, işte nişanda ne takıldıysa bunlar mehri muaccel olabilir. Bunun dışında da ayrıca bir meblağ kız isteyebilir mehri müeccel olarak. Mehri müeccel koca öldüğü zaman muaccel olur. Peşin, yani mal taksim edilmeden evvel kadının mehrini alır, miras, ölen kocasının miras bıraktığı terek eden kadının mehrini alınır, kalan taksim edilir. Kalan taksim edilir, kadının da payı var tabii, oğlunun kızın da payı var. Ama mehir önce alınır, kalan kısım. Veya süre tanınmışsa o süre gelince muaccel olur, hemen peşin ödenmesi lazım. Evet, boşanma durumunda da mutlaka mehir muaccel olur. Hemen boşanan adam derhal o mehri ödemesi lazım. Evet, bu kocanın borcudur. Ödemediği takdirde kul hakkıdır. Mahşerde kocalar kadınlara bu mehirlerini ödeyecekler. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlenmeyi teşvik ediyor. Allah evlenmeyi teşvik ediyor, emrediyor. Çok büyük mehirler istenirse erkekler bu mehri elde edemediği için evlenmekten geri dururlar diye teyaseru fis sadak. Mehir konusunda kolay davranın. Birbirinize öyle çok ağır mehirler yüklemeyin. Kolaylaştırın. En güzel mehir kolay olan mehirdir. Yani o erkeğin, koca namzedinin hemen ödeyebileceği imkanı dahilinde olan mehri istemektir diyor Efendimiz. Evlenmeyi zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Onun için çok aşırı mehirler istemeyin. Evet, doğu illerimizde, güneydoğu illerimizde adam evlenmek için İstanbul'a geliyor, yıllarca hamallık yapıyor, işçilik yapıyor, mehir parası biriktireceğim diye. Dinimize göre doğru değil. Kesinlikle mehir böyle çok istenmemeli. Başlık parası da yoktur İslam'da. Mehir vardır. Başlık parası da yoktur. Evet, adet şu olur, bu olur ama ben dinimizin hükümlerini size arz ediyorum. Başlık parası da yoktur. Öyle ben kızımı şu kadar para verirsen sana veririm. İslam'da böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Evet, kızlar parayla satılmaz. Bu adet ne olursa olsun dinde yok. Mehir hakkı var kızın, o da kızın babasının değil, kızın hakkıdır. Kızın, evlenecek olan kızın hakkıdır. Koca bunu ödemek zorundadır anlattığımız şartlarda. Öyle diyor Peygamberimiz. Bu mehirde diyor, ey kadınlar çok istemeyin. Evet, erkekler siz de cimrilik etmeyin. Kolay bir şekilde anlaşarak evlenmeyi zorlaştırmayacak bir biçimde halledin. Teyaseru. Evet, kolaylaştırın. Evet,
Mehir işi böyle. Kur'an-ı Kerim'de de وَاَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ Kadınlara bu söz verdiğiniz erkekler mehirlerini verin. Evet. Söz verdiğiniz tarihte ne şekilde anlaştıysanız o mühürleri Nisa suresinin 4. ayeti evet mutlaka verin. Evet. Verirsiniz. Bu kadının kul hakkıdır. Ödenmediği takdirde ahirette alacak. Fe inne racule la yu'tir mel'ate hatta yebqa zalika fi nefsi aleyha. Evet. Şimdi hasike. Kadından vazgeçemiyor. Aşık alacak. Ama kadınla çok büyük mehir isterse erkek kadından vazgeçemez. Duygusal bağlarla bağlanmış ama bu para da onun gücünün üstünde dışında çok büyük mehir. Böyle çok büyük mehir isterseniz erkeğin şeyin kalbinde bir şey kalır, kin kalır, kötü bir durum, duygu kalır. Ya beni insafsız, beni ezdi, bu kadar mehir istedi gibi. Bunları yapmayın diyor Peygamberimiz. Kolay davranın, kolay olsun mehir, kolay olsun gücünün dışında olmasın. Fazla mehir verilmesin, istenmesin, istenmesin diyor Efendimizin bu hadis-i şerifini. Ümmü Hübeyb nakletmiş. Evet, evlenme konusunda çok hadis var. Mehir konusunda da bu hadisi sizlere arz ettim. Evet, biz de mahalle imamı bunları bilmiyor. Mahalle imamı, adam Müslüman, çağırıyor imamı. Dili geçmiş sıvasıyla, evet aldım vardım demesi lazım tarafların. Belediye memuru da sen bunu eşerek seçiyor musun? Seçiyorum, evet. Öde seçiyor, evet. Aynısını imam da söylüyor. Ya zaten memur söylemiş. Memur söylemiş, seninki ne oluyor yani? Evet, vardım, aldım, dım, dım. Kesin ifade. Evet, ihtimalli lafızdır. Şimdi mi evet? Bir hafta sonra mı? Denedikten sonra, iki ay sonra mı? Ya belli değil mi hocam ya? 300-400 daveti var işte, düğün, salon kiralanmış. Belli değil. Fransa'da, Fransız medeni kanununda deneme süresi vardır. Hukukta var deneme süresi. Bir iki ay denedikten sonra biz anlaşamadık deyip ayrılıyorlar. Onların kanunu tanımış. Hukukta halen dünyada deneme süresi var. Yani onun ihtimali lafızlarla dinde, şeriatta olmaz. Kesin lafızı aldım. Yarın aldım olmaz. Dün aldıysan problem yok, daha yatağa girmediler. Nikah şimdi kıyılıyor. Evet, aldım, vardım. Eş olarak seçtim. Belediye memuru önünde. Kanunun istediği evet dedikten sonra evet ben bunu eş olarak seçtim. Bir de seçtim de. Sen de ben olarak eş olarak aldım de. Bir bu lafları söyler. Bunu söyledikten sonra ayrıca imam çağırmaya gerek yok. Bir de imam nikahı diyorsunuz. İmam nikahı diye bir şey yoktur. Dini nikah vardır. Dini nikah onun adı. İmam nikahı değil. İmam nikahı diyorsan onun değerini küçültüyorsunuz. Dini nikah Allah'ın emrettiği bir akittir. Nikah akdi. Allah'ın akdidir. İstediği akittir. Bir de o lafızı düzeltiniz. İmamlar da mazi sırasıyla nikah kıysınlar eğer çağırılırlarsa. Ama belediye memuru evet dedirdikten sonra kanun emri ben evet seçtim, evet seçtim, dım dım nadırlarsa, dımladırlarsa ayrıca hoca çağırmaya gerek yok. Rüknü, nikah akdinin rüknü taraflarının irade beyanı ve iki şahittir. İki şahittir. Bunlar olursa evlenme akdi yerine gelmiş olur. Evet, Efendimiz buyuruyor bir başka hadisinde. Selasün, üç şey vardır, üç şey vardır, üç haslet vardır. Men künne fihi vecede bihinne halâvetel iman. Kimde bu üç haslet bulunursa, o adam imanın tadını bulur, tadını tadar. Evet. Ne demek iman tadını?
bir ibadet yaptı mı zevk alır. Namaza durduğu zaman zevkten dört köşe alır. Dünyayı unutur. O kadar zevk alır, tat alır. Efendimiz böyle namaz kılardı. Ayşe radıyallahu anha validemiz geceleyin Resulullah kalkıyordu. Bir teheccüd kılıyordu. Ne sen sor ne ben anlatayım. Doyum olmaz. Seyri bile güzeldi. Öyle kendinden geçiyor. O zevk alıyor. Namazdan zevk alıyor. Aha. Şu üç şeyi kendinde bulan adam namaz kıldığı zaman dünyayı unutur. Allahu Ekber diye kaldırdığı zaman dünyayı arkasına atar. Aklına hiç dünya gelmez. O zevk içerisinde, zevk denizinde, haz denizinde gaşy olur. Evet, öyle imanın tadını tadar. Nedir bunlar? Evet. Bir de iman tadını tadar ne demek? İbadetinde tat, zevk duyar. Bu namazdan niye emretmiş Allah ya? Hem namaz şey kılıyor hem de zor geliyor. Aha, imanın tadını tadamamış. Ya oruç bugünlerde zevk alamıyor. İman tadını tadamamış. Veya başına bir sıkıntı geldi. Hayat böyle inişli çıkışlı. Evet, başına bir sıkıntı geldi, bela geldi, çok acizleniyor. İmanın tadını tadamamış. Evet, Yunus Emre ne diyor? Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Ne yaparsa yapsın, elhamdülillah içtik, zevkle içtik. Evet, imanın tadını tadan sıkıntıda da Allah'a isyan etmez, sabreder. Peygamber ya ne biçim adammış ya, böyle zorlukları bize emretmiş demez. Onun sünnetini yaptıkça zevk alır. Zevkten dört köşe olur. İman tadını tadan adam böyle olur. Evet, dünya kucak kucak, kucak kucak kendisine yönelse bile Allah'ın, Resulullah'ın emrini tutar, ondan tarafa geçer, dünyayı elinin tersiyle iter. Hiç önem vermez. Dünyalık edinmez değil, dünyaya tapmaz. Allah'a tapar, Resulullah'a uyar. Ondan zevk alır, ondan zevk aldığı için dünyaya elde etse bile hiç tapmaz. Onun peşine takılmaz. İman tadını tadan adam böyledir. Cenab-ı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan bal yediği zaman tatlanır ağzı. Onunla şey etti, imanın tadını tadar, telezzüz, tat duymak, tatlı bir şey yediğiniz zaman ona benzetti. Evet, işte bir adamın kalbi gaflet hastalıklarından salim ise, nefsi emmaresini dizginlemeyi bilmiş ise, devamlı kötülük emreden bir nefis var. Boş ver namazı, abdesti, boş ver. 50'sinde hacca gidersin, Arafat'ta bir ağlarsın, hepsini silersin. Şimdi vur patlasın, çal oynasın, işine bak, zevke bak der nefis. Evet, zina et der, kumar oyna der. Böyle gece gündüz çalışıp durma. Şuradan esrar al gel de bir sat, köşeyi dön der. Nefis bunu söyler. Gayrimeşru şeyleri söyler. Kur'an'da açık ayettir. İnnen nefse le emmâratun bisû. Nefsi emmare hep kötülüğü emreder. Aha, imanın tadını tatmak istiyorsan nefsin bu isteklerine dur diyeceksin. Evet. Ticaret yapıyorsun. Faiz haram. Ehallallahu bey'a ve harramar riba. Allah ticareti, alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Adam diyor ki çok kar vereceğim, çok kar vereceğim. Ama bana işte şöyle yap, böyle çatı, faizi iş istiyor. Ben çok kar istemiyorum. Az olsun, helal olsun. Faize bulaşmayacağım. Diyebilir, diyebilmeli. Ha, nefsine bu dur demeli, dur demeli.
İşte bu dur diyebilen adam imanın tadını tadar. Allah'ın rızasını kazanmak uğruna meşakkate, zorluklara katlanır. Öteki böyle dalavere çeviriyor. Baksana bindiği arabaya bak, oturduğu eve bak, yaşamına bak. Evet, sonuna bak sen, sonuna. Ne olacak? Evet, mümin adam sonunu, ebedi alemi düşünür. Allah'ın emirlerini kendisine baş tacı eder. Öyle karanlık işlere girmez. Bu kovurda sıkıntıya girse bile yanlış yapmaz, meşakkate katlanır, Allah'ın emrini tutar. Bu tutarsan imanın tadını tadarsın. Evet, böyle önüne gelmiş böyle faiz, kumar, içki vesaire, dalavere vesaireler gelmiş, yapabilirsin. Bir yere memur olmuşsun, yetkilisin. Gözün kırpsan köşeyi dönersin. Ama Allah var, hesap var, kitap var. Bunu düşünerek elini şöyle ittirirsen, önüne gelen bu kötü imkanları reddedersen, imanın tadını tadarsın. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine kabul eder, uyar. Kendine Efendimizin sünnetlerini rehber edinirsen, imanın tadını tadarsın. Bir Müslüman olarak bu iş böyledir. Evet, dünya senin üstüne gelse bile, Allah'ın emrine uygun değilse, Resulullah'ın emrine uygun değilse, hayır dediysen, diyebildiysen, evet, seni korkudan, zorluktan değil, Allah'a inandığın için, Resulullah'a inandığın için imanın tadını tadarsın. İman tadını tadarsın. İşte bu Allah'ın emirlerinden, nefis arzularından kurtulmuş iman, kurtulmuş adamın gafletten kurtulmuş kalp, bu kalp hastalıklardan kurtulmuş kalbi selim. Sanma ey hace ki senden zerüsim isterler. Yevme la yenfavuda kalbi selim isterler. Hiçbir şeyin fayda vermediği amellerinle karşı karşıya olduğun o gün, hesap gününde senden tertemiz iman ile nurlanmış kalp isterler. Evet. Bunu hiç adı çıkarmaz da öyle hayat sürersen, yecidu tu'mel iman. İmanın tadını tadarsın. Evet, şimdi her konuda kim imanın tadını tatmak istiyorsa kendinde şu üç haslet bulunmalı. Şu üç haslet bulunan adam imanın tadını tadar. Yunus gibi olur. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa erinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Hacı Bayram Veli de öyle söylüyor. Mevlana da öyle söylüyor. İmanın tadını tadan adam hiç dünyayı zerre kadar, sinek kadar bile değerli bulmaz. Evet, nedir o? İmanın tadını tutabilmek için bir insanın kendinde olması gereken üç haslet nedir? Nedir o? En yekûne Allahu ve Rasûlühü ahabbu ileyhi mimma sivâhüme. Allah ve Rasûlü Muhammed Mustafa, Allah ve Rasûlü Muhammed Mustafa'dan başka her şeyden daha sevimli olmalı. Sahamlı sevimli olmalı. Aptal, kafan çalışmıyor. Banka müdürü gelmiş. Sana veriyorum, al kullan. Biri beş yok. Köşeyi dönersin. Hayır, ben faize bulaşmam. Kusura kalma. Az olsun, öz olsun. Hanım, getir getir, nasıl olsa olsun getir. Değil. Hayır, ben haram istemiyorum. Ben kuru ekmeğe razıyım. Helal olsun, temiz olsun. Bu kadın, bu adam
imanın tadını tadar. Evet, çünkü Allah'ın emrini, rızasını, Resulullah'ın emrini, rızasını dünyadan önce görmektedir. Onlara tabi olmaktadır. Öyle diyor. Allah ve Resulü'nü sevmesi Allah ve Resulü'nün dışındaki şeylerden daha üstün. Kim daha çok Allah ve Resulü'nü sever, onun emrine he derse, zaten Müslüman teslim olan adam kime? Allah ve Resulü'nü teslim olan, onun iradesine teslim olan adam demektir. Evet. Pratikte misal verelim. Oğlunu evlendiriyorsun, kızını evlendiriyorsun. Şimdi toplumda her şey karışık. Komşular, arkadaşlar, okul arkadaşları, asker arkadaşları vesaire düğüne geliyorlar. Böyle düğün mü olur be? Hani şarap, hani rakı, hani dans, hani şu, hani bu. Evet. Hayır, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ben Allah'ın ve Resulü'nün emrine uyacağım. İçki içirmeyeceğim. Kusura bakmayın. Evet. Derse, aha, böyle diyebilirse, ya sizin hatırınız büyüktür kardeşim. Tamam. O zaman Allah ve Resulü'nün emrini bıraktı. Onlara Allah ve Resulü'nden başkasının emrini öne aldı. İmanın tadını tadamaz. Namazında zevk alamaz. Haccından zevk alamaz. Arafat'ta dua ederken ağlayamaz. Gözünden yaş gelmez. Oruç tutarsan zevk almaz. Zor gelir, zahmetli gelir. Neden emretmiş Allah? Oruca ihtiyacım var. Namaza ihtiyacım var ya falan demeye gider. Bunu demesi aklından böyle şeyler geçer. İman tadını tatmak için hep her konuda Allah'ın emrini, Allah'ın rızasını araması lazım. Resulullah'ın sünnetini araması lazım. Sigara müthiş zehir olduğu 4000 ilim adamı tarafından 1996 yılında bilimsel bir kongrede Amerika'da laboratuvar bulgularıyla tespit edildi. Müthiş zehir. Evet. O zaman sigara haram. Çünkü zehir içmek haramdır. Sigaranın din ilgesi yok. Bir sürü Hristiyan ilim adamları 4000 laboratuvar bulgusu ile sigaranın müthiş bir zehir olduğunu, laboratuvar bulgularıyla kanaat değil, bakın, laboratuvar teraziyle buldular. Evet. Öyleyse sigara zehirdir. Zehir içmek de bütün kitaplarda haramdır. Ha, ama bundan vazgeçemem. Dünyayı verseler bu sigarayı bırakamam. Öyle dediğin zaman sen namaza gelsen zoraki gelirsin. Kur'an okursa zevk alamazsın. Halbuki ne diyor Allah? Ve izâ kur'ânü vecilet kulûbuhum. Evet, Kur'an okunduğu zaman, evet, imanın tadını tadan adam, müminlerin kalpleri heyecana gelir. Tüyleri diken diken olur. Gözünden yaş akar. Zevkle onu dinlerler. Ama iman tadını tadamayan işte o tipte adam, bitiriverse de gitsek ya, ama da uzattı ya şu hoca da falan diye Kur'an onu sıkar. Camiye geldiği zaman içi rahatlamaz. Çabuk kaçmak ister. Evet. Böyle önemli. Evet. Her şeyde Allah ve Resulü'nün rızasını öne alan adam imanın tadını tatar. Evet. Allah'ın nimetlerini düşününce, ihsanını düşününce, ne nimeti hocam ya? Param yok. Doğru düz giyecek elbisem yok. Hayvan. Konuşuyorsun bak. Konuşamayanlar var. Görüyorsun bak. Göremeyenler var. Duyuyorsun. Duyamayanlar var. Yatakta çaput gibi yatanlar var. Sen böyle geziyorsun. Bir de ne nimeti falan diyorsun. Bunlar nimet değil mi? Ya Allah'ın nimetlerini saysan tükenmez. Saysan tükenmez. Kaç senedir yatakta hiç kıpırdamadan yatanlar var. Sen her tarafı yapıyorsun. Hani nimet diyorsun. Allah'ın nimetlerini görmezlikten gelirsen olmaz.
iman tadını duyamazsın. Allah'ın bu nimetlerini, ihsanını, lütfunu, Allah bunu sana verirken senden para mı istedi? Allah'ın namaza ihtiyacım var senin için. Namaz kılarsan rütbe vereceğim diyor. Zaten sen imanı geldiği için benim yanımda makbulsun. Allahu veliyyüllezine emenü, müminlerin dostudur, velisidir. Bir de böyle ibadet edersen sana rütbe vereceğim, makam, mertebe vereceğim. Bunun için namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun. Allah'ın ihtiyacı olduğu için değil. Ama işte iman tadını tadamayan adam sanki niye yani Allah'a ihtiyacım var, niye emretmiş bunları demeye gider. Aklından böyle geçer. Evet, bunlar olması için Allah'ın iyiliklerini, lütuflarını göz önüne getirmek lazım. Allah bunu vermediği zaman ne kadar çaresiz olduğumu düşünmesi lazım. Şu anda hastane köşelerinde umut yok. Doktorlar böyle diyor. Her şeyi yapıyoruz ama netice alamıyoruz. Öyle diyen bir sürü adam var. E sen sağlıklısın bak, her şeyin yerinde. Bunları göz önüne getirerek şükür, şükür duyguları içerisinde olacaksın ki imanın tadını tadasın. Bu nimetlerini, kendin aciz olduğunu, çaresiz, çaresiz, nereye gidersen git, çaresiz olduğunu, her şeyin Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla, korumasıyla, kudretiyle olduğunu, dışarıda bu güneşe bak, aya bak, yağmura bak, şuna bak, ne kadar lütuf bu, bunlar olmasa çıkıyor terbiyesiz, kar belası oldu. O kar yağmasa senin içeceğin su çıkmaz topraktan. O suyun sebebi kar. Kar belası diyor adam, felaketi diyor. Ne kadar terbiyesiz. Allah'ın verdiği şimet felaket olur mu? Ama 4 metre yağmış. E sen 4 metre her sene yağıyor senin memleketinde. Yazda neye tedbir almıyorsun? O 4 metre kar yağmasa Fırat akmaz, Dicle akmaz. Kaç tane memleket gider yok olur. Fırat'ı kesin, ne Irak kalır ne Suriye kalır. Ya ama öyle diyor. Kar belası, kar şeysi ortalığı kapladı. Ya bu bir mümine yakışır mı böyle söylemek? Evet, işte adam imanın tadını tadamadı mı böyle tersinden görür. Elhamdülillah. Kar yağdığı zaman çiftçiler sevinir. Neden? Gübre görevi görür kar. Ekinler muazzam olur. odunum yok. Yazdan düşünsene. Kışın kar yağar. Sen bunu biliyorsun. Sen bunu biliyorsun. Neden tedbir almadın? Şimdi böyle sızlanıyorsun. Evime giremiyorum. Tedbir alsana. Kışın böyle kar yağacağını biliyorsun. Yapmamış. Ondan sonra kar belası, bir şeysi diyor. Bunlar bir mümine yakışmaz. Bunlar lütuf görür. Evet, lütuftur. Su bulamazsın kar yağmasa. Sular kesilir. Evet, işte böyle Allah'ın iyiliklerini, ihsanını görür. Böylece Allah'a şükür duygularıyla dolu bir kalp taşır. Evet, Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını, ihsanlarını görür. Onun büyüklüğünü, onun azametini görür. Ve ona yanaşır, sokulur. Boynu ona eğik olur. Onun kulu olduğunu itiraf eder. İtiraf eder. Aha, bu imanın tadını tadar. O zaman namaz kılarsa zevk alır. Kur'an okursa zevk alır. Güzel Peygamberimiz bize insanlığımızı öğretti. Evet, hayvan güdenler bilir. Hangi hayvan güçlüyse ötekinin yediğini bir toslar kafasıyla, onu yüter, onun önündekini yer. Bu hayvanların işidir. İnsan hayvandan farklı olması için o da insan, ben de insan deyip haksız yere onun yediğini elinden alamaz. Onu itemez. Onun hakkına engel olamaz. Hayvandan farkı kalmaz çünkü. O hayvanlıktır. Ha, insan böyle. Böyle olmalı, aklını böyle kullanmalı ve kendisini insan yaratmış olmasına
binaen Allah'a şükür duyguları duymalı. Evet, eskiden araba yoktu. Atla, merkeple sağa sola gidiliyordu. Motor, traktör yoktu. Tarlalar öküzle, atla sürülüyordu. Eşek kullanan da var. Evet, sen de bir eşek yaratsaydı, üstüne de 150 kiloluk bir herif binseydi, kime itiraz edecektin? Ya beni insan yaratmış diye teşekkür etsene. Bir öküz yaratsaydı, çifte koşsalardı, toprağı yardırsalardı, kime itiraz edecektin? Bunları düşünmesi lazım. Aha, bunları düşünür de Yaradan'a şükür duyguları kalbi dolu olursa namazı tatlı olur. Kur'an'ı tatlı dinler. Hayatı tatlı olur. İmanın tadını tadar. Efendimiz onu söylüyor. Yaradan'ın yaptığı nimetleri görmek onu Allah'a ısındırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığımızı öğrettiğini düşünür. Hayvanlardan bizi yüceltti, insanlığımızı öğretti. Davranışlarıyla bize insan olduğumuzu öğretti, mutlu olmayı öğretti deyip ona teşekkür duyguları dolu olursa imanın tadını duyar. Ven yuhibbel mer'u la yuhibbu illa lillah. Evet, imanın tadını tatmak için birincisi Allah ve Resulünü sevmesi, onun dışındakilerden daha çok sevmesi, bütün her şeyi onun nimeti bilerek onlara sokulması. İki, herhangi bir şeyi sevdiği zaman Allah için sevmesi, Resulullah için sevmesi lazım. Bir menfaat çıkar için değil. Allah bu insanı insan yarattı. Bunun babası da Adem, benim babam da Adem. Bunun anası Havva, benim annem de Havva. İnsanlıkta kardeşiz bir kere. Onun için kardeş kardeşe saygı duymalı. İnsana saygı duyar. Onu tepeden bakmaz. Onu gazıklamaz. Onu aldatmaz. Onu ezmek istemez. Bunu duyar. Yani karşıdaki adamı da Allah insan yarattı diye sever. Ne diyor Yunus Emre? Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Aha, bu hadisin tercümesidir o. İnsanı Allah yarattı diye sever. Evet. Evet, Allah ve Resulünü böyle sevdiği gibi Allah'ı da, Allah'tan başka bir şeyi sevecekse Allah için sever. Bu adam niye sen? Güzel adam yahu. İbadetinde adam yahu. Kalbinde kötülük yahu. Yok yahu. Allah'a layık kul olduğu için sever. Güzel Müslüman olduğu için sever. Bunun için sever. Böyle olmalı. Allah ve Resulünü sevmeli. Allah'tan başkasını Allah ve Resulü için sevmeli. Ve en yekraha en yaude fil küfri ba'de izâ nakazahu Allahu minhu kema yekrahu en yulkiya finnari. Küfre düşmeyi, imansızlığı ateşe düşmekten daha çirkin, kötü görmeli. Ödü kopmalı küfre düşerim diye. Burada böyle söylemiş. Bir başka şeyde, dağın yamacındasınız, kocaman bir kaya var. Ev kadar kocaman bir kaya. Bir tutar tarafı yok. En hafif bir şeyde hemen üstünden geçer, seni ezer geçer. Bu adam ne kadar, başka kaçacak yeri de yok. Seni ezip geçecek. Bir mümin küfre düşmekten, bu adamdan daha çok korkmadıkça imanın tadını tadamaz. İbadetinden zevk alamaz. Burada da aynı şeyi söylüyor. Küfre düşmeyi ateşe düşmekten daha ağır görecek, korkacak. Gece gündüz öyle eûzü bike minel küfri ve şekki ve şirki ve nifaki ve suil ahlak. Allah'ım
imansızlıktan, sana ortak koşmaktan, münafıklıktan sana sığınırım. Evet, imanımı kavi eyle. Beni küfre düşürme ya Rabbi. Hep düşüncesi, duası bu olur. Evet, bu şekilde küfre düşmek, kendisini ateşe düşmekten daha çirkin olmadıkça imanın tadını tadamaz. İman tadını tadamaz. Küfrü ateşten daha kötü görmedikçe imanın tadını tadamaz. Tadamaz. Evet. Allah Zülcel Hazretleri bade ize iz engadahullah minhu, iman nasip etmiş, mümin olmayı nasip etmiş, kendini Allah kurtarmış. Evet, kema yekru en yunkuya finnari. Bu tekrar küfre düşüveririm diye ödü kovacak. Evet, şimdi nerede? Allah zinayı haram kıldı. Zina, el zinası, haram olan kadınla erkeğin birbirlerini okşamaları, öpmeleri, kucaklamaları, el zinası. Göz zinası, kadının, erkeğin bakılmayacak yerleri var. Kur'an-ı Kerim'e göre yüz, el, ayak hariç, kadının her tarafı başka evlenebilecek erkekler tarafından görülemez, görülmemelidir. Erkeğin de göbeği altından diz kabuğu altına kalan kısmı kesinlikle görülemez. Şimdi buraları açsan bakmayacaksın. Evet, harama bakmaktan sakınacaksın. Evet, haramlardan sakınacaksın. Şimdi öyle sokakta oğlan kız çıplak ve herkes gözü önünde şurada burada sevişiyorlar, öpüşüyorlar, kucaklaşıyorlar. Bu haram değil lan, haram. Örneğin böyle öyle teberrücüne, teberrücel cahiliye, putperest kimseler gibi. Ey kadınlar, güzelliklerinizi teşhir etmeyin. Teberrüç bu demek. Öyle. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُطُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ. Mümin erkekler, gözünüz harama bakmayın. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُطُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ. Mümine kadınlar, gözünüzü harama bakmayın. Allah'ın emri bu. Sen de Müslümansın. Gavura bir sözümüz yok. O ne yaparsa yapsın. Kardeşlik adına müminleri hatırlatıyoruz. Allah böyle buyurup, sen buna inanmışken, Allah böyle buyurup dururken, böyle çırılçıplak, herkesin içinde edep, haya olmaz. Bu işleri yapıyorsun sen de. Ya yakışıyor ya bunlara. Gençlikte olur bunlar dersen, iman yoktur. Bu Cevat Hoca'nın fetvası değil. Peygamberin sözü. Kötülük, haram gördün mü? Bırak onu diyeceksin. Bizzat elinle müdahale edeceksin. Yapamam, kanun var. Eyvallah. Bırak onu, terbiyesiz. Burada mı olur bu iş? Söyleyeceksin. Diyemem, kanun var. Kalbinden diyeceksin. Böyle şey olur mu? Sen ne biçim edepsizlik yapıyor? İçinden buğz etmen gerekir. Ya yakışıyor bunlara ya. Güzel, helal olsun ya. Dediğin anda neyse min verâi zâlike imanın. Hardal tanesi kadar bu adamda iman yoktur. Peygamberin sözü. Sen de böyle zina yapan delikanlıların kaşları görüyorsun, yakışıyor ya bunlara. Gençlikte olur bu. Diyemezsin. İman yok. O zaman bayram namazına gelsin. Bu imam da ama uzatıyor. Çabuk gitse sıkar seni cami. Bayram namazı, cuma namazı huzursuzluk verir sana. Tadını duyamazsın. Evet, haramı gördüğün zaman iğrenmelisin. Onu kaldırmaya çalışacak içinde duygular kabarmalı. Bu yoksa ölü kalp. Evet, ezbere mümin. Evet, biz la ilahe illallah diyen kimseye gavur diyemeyiz. Cuma namazı kılan, bayram namaza gelen adama kafir diyemeyiz. Namaza gelmek iman alametidir. Ama
Sen böyleysen sen tadını duyamazsın. Ezbere müminsin. Biz görünene tabi oluruz. Bunu camiye gelen adama mümin deriz. Onun yanlışlarını kardeşlik adına düzeltmek için söylüyoruz. Sen de söyleyeceksin. Ama diyor Peygamberimiz, sen böyle yakışıyor bunlara, helal olsun dersen iman yok diyor. Ezbere camiye gelirsin. Ezbere hiç namazın tadını, orucun tadını bulamazsın. Aynen böyle. Evet. Aynen böyle. Efendimiz imanın tadını tadacak adamları böyle. Evet. Fel mer'u la yu'minu illa iza tayakkana. Evet, enne şari'a la ya'muru ve la yenha illa bima fihi salah acil ve halas acil. Bir mümin, bir insan, dinin şari, kanun koyan demek. Kim o? Allah. Sonra Allah yetki vermiş. Kim o? Muhammed Mustafa. Bunların emirleri var. Sen eğer bu Allah ve Resulü ne emir vermişse hemen benim iyiliğim için, benim mutluluğum için vermiştir. Hemen ebedi alemde de ebediyen mutlu olmam için bu emirleri vermiştir diye kesin inanmazsan gerçek mümin olamazsın. İmanın tadını tadamazsın. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçek mümin olamazsın, imanın tadını tadamazsın. Evet, böyle bu iş. Buhari, Müslim, Ahmed İbni Hanbel, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, evet, Hazreti Enes'ten, Ebu Umame el-Bahili'den, İmam Nevevi diyor ki, هَذَا حَد۪يسٌ عَظ۪يمٌ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْاِسْلَامِ. Bu hadis muazzam bir hadistir. İslam'ın ana temellerinin en temelidir. Evet. İmanın tadını tatmak için Allah ve Resulünü seveceksin. Ondan başkasını kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Şimdi sapık tarikatlar var. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Eyvallah. Kabul. Ama saygı duyacaksın da onu niçin seveceksin? Peygamber öyle söylediği için. Baş muallimimiz Muhammed Mustafa öğretti bize. O da onun yerine mirasçı, varisi sana söylüyor bunları. O diyor ki git diyor, şarap al, içelim. Bildiği vardır ya, bu hoca ya, bu şeyh bu ya. Bildiği yoktur. Bildiği Kur'an. Peygamber. Orada kusura bakma. Diyeceksin, sollayıp geçeceksin. Ama evlendiği gün karısını şeyhine veren tarikatlar var. Şeyhimin şereftir. Ne şerefi lan bu? Boynuz takmak demektir bu. Böyle şey olur mu? Bunlar var. Ama Peygamber işte bunu söylüyor. Allah ve Resul sevgisi her sevgisinin üstünde olacak. Onun sözünü tutacaksın. Onun sözüne uyduğu zaman eyvallah, başın tacı olsun. Onun seni bir yanlış yaptı mı kusura bakma. Hemen atacaksın kenara. Hemen atıra. Öylesiye sevilen bunlar. Bunun dışındakiler onlara uyduğu takdirde sevilir. Muazzam bir prensip. Maalesef şimdi hep bu esastan ayrıldıkları için Müslümanlar paramparça. Evet efendim. Resulü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine şöyle buyuruyor. Selasün, selasü davet. Üç davet vardır. La turaddu. Hiç reddolmaz. Ağzından çıktı mı hemen Allah gereğini yapar. Nedir bunlar? Davetul velidi li veledi.
babanın çocuğuna ettiği dua, tabii beddua da dahil, reddolmaz. Onun için ağzından çıkana dikkat et baba. O senin parçan. Bugün canın yandı, kızdın, beddua ettin. Yarın ağlayacak olan ben değilim, sen. Evet, keza doğuran ana. Evet, doğuran ana. Ağzından çıktığı anda gereği yapılır. Canın yandı, Allah belanı versin dedin, hemen belasını yazarlar. Gözün kör olsun dedin, gözünü kör ederler. Evet, kundakta konuşan çok çocuklar vardır. 6 tanedir. Birisi şu, Buhari Müslim hadisidir. Böyle eskiden kavimlerden tanrılık iddiasında bulunan krallar var. Bir de müminler var. Müminleri ateşe atıyormuş. Çocuğun, ananın kucağında çocuk. Anası bağlamaya başlamış. Yani ben dünyadan kamımı aldım. Ama bu yavrum yazık bir şey görmeden yanacak. Anacığım demiş, niye ağlıyorsun ya? O ateş değil, cennet o. Bir çocuk, Buhari hadisidir bu. Bir ana böyle kucağında çocuğu emziriyor. Ana çocuğunu sevmez mi? Muazzam elbiseler giymiş bir asker. Şimdi değil, eski milletlerden misal veriyor Peygamberimiz. Yani Zülfiyar'a dokunmuyoruz. Peygamberin hadisini anlatıyoruz. Bizim vatanımızın namusunu koruyorlar. O asker olmasın, ben burada konuşamam, sen beni dinleyemezsin. Yanlış anlamayın, eski kavimlerden misal veriyor. Ata binmiş, askerlik ölme öldürme sanatı aslında, değil mi? Tehlikeli. Herkes sevsin diye de yaldızlı elbiseler giydirirler. Eskiden beri böyle, halk heves etsin, kaçmasın diye yaldızlı elbiseler giymiş ve de böyle güçlü kuvvetlileri alırlar. Onun için hem 20 yaşındakileri alırlar, ihtiyarları almazlar mecbur kalmadıkça. Böyle bir at üzerine binmiş, Buhari hadisini anlatıyorum. O kadın da çocuğunu emziriyor. Hayran kalmış o atın üstündeki yaldızlı elbiseler giymiş güçlü gürbüz askere. Allah'ım demiş, benim oğlumu bu asker gibi yap. Çocuk hemen memeyi bırakmış. Allah'ım demiş, beni bu asker gibi yapma. Yine başlamış emmeye. Ne diyorsun sen? Cevap yok. Aynı ana, aynı çocukla bir başka topluluğa uğramış. Bir kalabalık bir delikanlıyı dövüyor. Niye dövüyorsunuz diyor. Bu delikanlı sokak çocuğuymuş. Bizim memlekette falan ağaç çiftliğini almış. Aç kalmasın, açık kalmasın diye çiftliğini almış, iş vermiş. Bu delikanlı hain herifin karısının kızının ırzına geçmiş filan. Onun için yine çocuk, ana demiş ki, Allah'ım beni demiş, benim çocuğum oğlumu bu delikanlı gibi yapma. Çocuk yine memeyi bırakmış. Allah'ım demiş, beni demiş bu delikanlı gibi yap. Demiş, işine geldiğin zaman konuşuyorum. Ben söylediğim zaman cevap vermiyorum. Anası kızmış. Buhari hadisi bu. Anacığım demiş, birinci asker yetkilerini zulme kullanıyordu. Herkese zulmediyordu. Yetkilerini milleti ezmekte kullanıyordu. Sen beni demiş zalim yapmak istedin. Hemen melekler senin şeyini aldılar, arşa götürüyorlar gereğini yapmak üzere. Hemen söyledim, ben zalim olmak istemiyorum. Yolda durdurdum. İkinci çocukta kabahat yok. Adamın çiftlik ağasının karısı kızı oğlana göz koymuşlar. Oğlan hayır demiş, iftira etmişler. Zavallıyı haksız yere dövüyorlar. Sen bunu iffetsiz yapmak istedin. O iffetli bir oğlan. Onun için demiş. Yani Resulullah'ın sözünden anlıyoruz ki bu hadis. Ananın ağzından çıkan şey anında arşa götürülür. Dikkat edin. Çocuklara beddua etmeyin. Zaten mümin bedduacı olmaz. Taif'e giderken puta bırak, tapmayın, gelin insan gibi yaşayın dedi Peygamberimiz.
taşladılar mübareği. Taşlardan dolayı akan kanlar ayakkabısını doldurdu. Dağların meleği geldi. Ya Resulallah, sen bunlara insan ol dedin. Onlar seni bu hale getirdi. Emret şu dağları tepesinden yıkayım. Hayır. Evet, hayır. Buna inanmasa çocukları inanır. Sen o peygamberin ümmetisin. Kendi oğluna beddua eder mi insan yahu? Bilmem efendim, maaşından biriktirmiş, halı almış, bimle almış. Çocukla devirince Allah bilemesin. Bilmem ne canın bilmem neden çıksın. Yani deme anacığım, deme ya. Efendimiz diyor ki anında ananın babanın duası reddolmaz. Anında gider. Sonra kim ağlar? Ağlarsa anan ağlar. Cevat Hoca ağlamaz. Evet, ben Müslüman olarak sen de ben de Ya Rabbi müminlere kolaylık ver, kurtar deriz de yüreği yanan adam ağlar değil mi esas? Ağlarsa sen deme böyle diyor bak. Ananın babanın duası reddolmaz. Ağzından çıkana dikkat et. Evladına duası reddolmaz. Efendimizin sözünü arz ediyorum size. Ve davetüz saim. Oruçlusun. Allah rızası oruç tutmuşsun. Nafile oruç da olabilir, Ramazan oruç da olabilir. Hepsini kaplıyor. Bu adam da dua etse nerede? Günün ortasında veya iftar sırasında dua etse reddolmaz. Oruçlunun duası. 3. Davetül misafir. Yolcunun garip, çoluk çocuğundan uzakta, nafaka için, şu için, bu için gitmiş. Evin gibi olur mu ya? 5 yıldır odada kalsan bile garipsin. Hanımın yok, çocuğun yok, arkadaşın yok yanında. Gurbettesin. Bu misafirin duası reddolmaz. Beddua etme. İyiliğe dua et. Bu dualar reddolmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz kabul edilir. Evet. Ananın babanın çocuğuna misafirin de duası. Bir de bir başka hadiste de davetül mazlum, zulme uğramış. Adamın hiçbir kötülüğü yok. Gelip öldürüyor, bayıp dövüyorlar. Zulme uğramış. Bu mazlumun ahından Allah'a sığınacaksın. Bu mazlum kafir de olsa canını yakar. Mazlumdur. Mazlumun duası reddolmaz. Sakın kimseye zulmetme. Kimsenin ahını alma. Çıkar aheste aheste diyor ya şair. Aynen Resul-i Ekrem bu hadisin tercümedir o. Evet. Bunlara dikkat et. Evet, bunlara dikkat et. Zalim Cenab-ı Hak tarafından mutlaka mazlumun ahından aldığı için Allah onun hakkından gelir. Bugün, yarın. Evet. Ben İran'a gittim. Şah'ın sarayına gittim. Kapıları, şuralar hepsi altın. Öyle lüks hayat. Sarayı. Tahran'dan 40 kilometre dışarı çıktım. Elektrik yok, su yok. Aç insanlar. 1973. Evet. Adam ölecek yer bulamadı. Biliyor musun? Hiçbir devlet kabul etmedi. Allah mazlumlara böyle zulmedenlerin canına okuyor arkadaş. Yani bizim tarihimizi gelmeyelim de Zülfiyar'a dokunmayalım. Mutlaka. Ölecek yer bulamadı. Hiçbir devlet kabul etmedi. Ölmek için sonra bir yerde Mısır'ın bir yerinde kimsesiz öldü gitti. Yiyecek ekmeği yok, suyu yok ama sarayında her şey altın, her şey. Bizzat gidip görebilirsiniz. Şimdi gezdiriyorlar. Evet. Mazlumun ahını alma. Kimseye zulmetme. Mazlumun da duası reddolmaz. Analar, babalar beddua etmeyin. Anında geçerli olur. Keza misafir böyledir. Sakın ha, sakın ha beddua etmeyin. Hazreti Enes'ten Allah onlardan razı olsun. Bu hadis-i şerifi bizi uyaran bu güzel peygamber nurlu sözü ondan nakletmiş. Cenab-ı Hak bu güzel Efendimizin buyruklarına tabi olup
hayatını rehber edinen, bu hadisleri belleyen, uygulayan, başka müminlere de öğreten, öyle diyor Peygamber. Allah bunların iki cihanda yüzünü ak etsin diyor. Böyle duası var Peygamberimiz. Allah da bizi onlardan eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, mal Besmele-i Şerife. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife birer elem neşrah leke-i şerif ma'al besmele-i şerife elem neşrah leke sadrak ve vada'na leke fe'inne ma'al mesul-i islam ve ma'al mesul-i islam 11'er ihlas-ı şerif besmele ile beraber bismillah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süver-i celîliği kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve cümle peygamberler aleyhissalâvet ve teslimatın ervâh-i pâklerine, ehl-i beyt, el-i ashabet, bâllâ, rıdvanullâh aleyhim ecmain efendilerimizin ervâh-i kudsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden müminat rahmetullâh aleyhim ecmain ervâhına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşhurlarımız ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin ardı göçmüşlerimizin ervahına, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin, kimsesiz mümin kardeşlerimizin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Bizler tevfik ve hidayetinden ayırma. Her türlü belalardan, kazalardan, musibetlerden bizleri muhafaza eyle. Aziz vatanımızı her türlü iktisadi, içtimai, arazi, semavi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Sonumuzu, akıbetimizde hayır eyle ya Rab. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.